من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hakikaten bu tür dersler çok ihtiyaç var. Ha? Evet. Hazır pişmiş yemek yemek kolay da iyidir ya. Yani. Ondan hariç muşakaslandırmak evet, o zaman öyle. Güzel oluyor. Bir de işte böyle bir onlarca kaos diyorlar. Bizde ise içsel alemde denge deniliyor. Onu tutturmak zor. Nereden geliyor? O duygu nereden geliyor? Neyin hakikatidir? Neyin ifadesidir? Neyin çatışmasından çıkar? Ne onu besler? Ne onun karşısına konulur? Zaten sorun da bu. Aile içi çatışmalardan korkma. İletişimsizlikten kork. Yani oturup konuşamamaktan, konuşmamak kibrinden kork. Kibirden kaynaklanıyor. Bir otoriter yapmaktan değildir. Kibir midir bu acaba yoksa o diyalog eksikliğinden mi geldi? Diyalog. Yani güya diyalog gibi eksikliğinden gibi gözüküyor ama onu besleyen odur. Mesela en değişime direnenler inatçı tiplerdir. Ben merkezlidirler. Ben merkezli insanlar iletişime girmezler. Zahirde bir otorite yani bir evreisliğini ifade ederken öyle gözüküyor. Ama bu duyguyu besleyen bu cehalet yatıyor. Çünkü samimi münasebetin çözemeyeceği sorun yoktur. Yeter ki samimi ol. Bak. Kendini ve karşındakini ciddiye alman lazım. Özellikle anlaşamadığınız noktayı iyice tespit etmek lazım. Neyi anlaşamıyorsun? Bence sebebin sorunu başka, sence sorunu başka. Bunun sebebi de budur. Yani görüşme yapılamaması, iletişim kurulamamasından kaynaklanıyor. Adam yerine koysan ne olur? Sokaktaki beş parasız adamı, hakikaten insanlık terazisine koysan beş kuruş etmez insana dil döküyorsun. Malını satmak için. Bir parçayı satmak için dil döküyorsun. Senin dava arkadaşın, hayattaki yoldaşın, hanımın ya. Yani. Anlatsan ne olur? Ne gizlimiz var ki? Ne var? Yani peki ne kazanırsın? Ona bakalım. Ne götürür ne getirir? Arkadaşım bir kere ona bazı şeylerde oturup istişare etmek ona değer verdiğini gösterir. Hiç kimse değer verilmeyi reddetmez. Bana niye değer veriyorsun ya? Der mi? Hatta iltifat etsen bile iltifatı estağfurullah falan der ama estağfurullah. İltifatı bile çok bu bana çok iltifat etti diye kızan var mı? Küsen var mı? Yok. Arkadaşlar, gene dediğin olsun ama mutlaka değer verdiğini ifade et. Bunu sözel veya fiziksel yap. Otur konuş veya benim için değerli olduğunu de ya. Onu da en güzeli fiziksel temas ve sözeldir. Öncelikle anlaşamadığınız noktayı iyice tespit etmek lazım. Akıl okuma meraklısı olma. Ne demek o? Şöyle dedin, şöyle yaptın ama aslında niyetin buydu gibi akıl ve niyet okumalarını bırak. Badetini bırak. Ortada bir olay var, bir eylem var. Sen bunu
anlamaya çalış. Yani bunu, bu fiili ona bırak. Yani fiilin taşıdığı manaya hasret fikrini. Sen bu fiili, aslında bu işi, bu sözü bunun için demedin diye adamın, kadının niyetini okumaya kalkma. Suizan mesela, mı? He? Suizan mı? Suizan oluyor. Mesela bir uygulama yapayım. Ben şimdi bir hata yaptığım zaman hata olduğunu anlıyorum. Sonra tenkit alınca aslında niyetim o değil diyorum. Hemen nereye sığınıyorum? Niyetime. Fiilim yanlış olduğunu anladığım zaman. Demek ki hatalarımda hemen ben sığınağım niyetim. Bana dönük işlerde böyle. Peki karşıki tarafın hatasını görünce niye niyetine bakmıyorsun? Bir kaderciler var. Kaderci var. Ne o? Çocuğu ezmiş taksici. Şehirde işte 60 yapılmaz, 90'la gidiyor, çocuğu eziyor. Hakim tabii şey yapıyor, tabelayı görmedin mi? Görsen ne olur hakim bey diyor, çocuğun babasına sorun diyor orada. Kadere inanmıyor mu diyor, kader diyor. O ki kendi çocuğu ezilse, o şoför ne der? Ne kader hakim bey, aptal mıydı, tabelayı görmüyor muydu, 50 yazıyordu. Ben yapınca kader, bana yapılınca irade. Kader nedir biliyor musunuz? Kader iki ayrılıyor. Kader nedir biliyor musunuz? Çok açık bir, basit bir misal vereceğim. Kader, oturduğun üzerindeki halıdır. İpliğini Allah veriyor, üretiyor. Halıyı sen dokuyorsun. Bu kadar basit. Onun üzerine oturuyorsun. Bir daha söylüyorum. Kader, üzerine oturduğun kilimdir. O kilim motifini ve dokumasını Allah'ın verdiği iplerle yapıyorsun. Ama ören sensin. Bana dayanınca niyetime bak hanım. Fiiliyatın onda haksız bir fiiliyat görürsek niyet okumaya gidiyoruz. Nasıl ki sen hata yapınca niyetime bak, İşime değil dersin ya, hatanda niyetine sığınıyorsun, onun hatasında da aynı kuralı niye uygulamıyorsun? Sor onu bunda niyetin neydi? Hata yapma fırsatını niye vermiyorsun? Hata yapma fırsatını niye vermiyorsun çocuğa, hanımına? Hata yapma fırsatı ne arkadaş? Bırak. Nasıl öğrenecek? Duygu ve düşüncelerimizi abartmadan, azaltmadan olduğu gibi ortaya koymak lazım. Bu özgüveni ve saygısı olan insanların yapması lazım olanıdır. Kendine güvenen ve saygı duyan biri mutlaka muhatabına da güvenecek ve saygı duyacaktır. Bunun zıttı kendine güvenmeyen ve saygı duymayan hastalıklı tiplerdir ki kendisiyle barışık olmayanın başkasıyla barıştırmak mümkün değildir. Kendisiyle barışık olmayan, kavgalı olan başkasıyla nasıl barışık olacak? Nasıl barıştıracağız? Kendisi dengesiz. Nasıl barışık olacak? Kendisiyle kavgalı. Bunları neye göre şey yapıyorsun aslında? Neye göre tespit yani? Kendi tefekkürüme göre, rastladığım hadiselere göre. İşte laikalar daha çok. Laikalar dayanıyor yani. Şey var, tabii. Ama tabii bu benim onu tefekkür aldığım dersi uygularken çıktım dershaneye gittim uyguladım geldim böyle nerede hata yaptım, nerede hata yaptı, ben nerede hata yaptım, bu ailenin kavgası neydi? Soruluyor ya, meşalet ediyor ya. Ben de onları biriktiriyorum, parça parçayı sonra birleştiriyorum. Bir anda bir şey bu yazılmıyor. Bak ileriye gelecek, bak neler gelecek. Çok ilginç. Çok tuhaf. Ama bana ait tabii bu.
karı koca münasebetinde adaleti değil, bu hemen tamamen bana ait bu cümle. Karı koca münasebetlerinde evde adaleti değil, bunun içeriği olan merhameti, şefkati, anlayışı, sahiplenmeyi esas almalı. Adalet deyip de adaletleri bozmak, yani bir küçük bir hukuk, neye böyle oluyor? Mesela yemek sofrana gelmesi adalettir. Hakkındır diyelim, doğru. Bir sebeple gelmemiştir. Çocuk hiç umulmadık bir şekilde uyanmıştır, altı değişecektir. Kadının psikolojisi bozulmuştur. Anne babasına telefon gelmiştir. Çocuğun büyük abisi, küçüğü vesaire moralini bozmuştur. Olmuştur, olmuştur. Olmamış, gecikmiş. Bu yemek gelmemesi yani normal değil. Gelmesi adalet. Burada adalet arama. Evde adalet yoktur. Ne var? İçeriği var. Merhamet, şefkat, sahiplenmek. O hükmetmelidir. Peki kadın yemek yapmak başarılı mıdır? Şeran değildir. Ama peki o zaman erkeğin de mecbur olmadığı şeyler var. Tamam. O zaman ona da o da ayrılmaz. İşte onun için zaten onu konuşuyorum. Aslında bir yerde de diyor zulme rızasıyla gideni açılmaz. Nasıl? Zulme rızasıyla gideni açın, merhamet edilmez. Doğru. Bunda ne, nasıl? Yani olacak? Senin söylediğin şeyle nasıl olacak? Veya birisi yüzünü eziyor, onun ayakları öbülmez. Onu öbülmez diye. Hanede mi? Şey yapılmaz. Hanede bu. Ha, o cümlelerle bu konuyu şey bağdaştırmaya çalışıyoruz. He. Her şey yerinde ve zamanında hak. Mesela bir misal vereyim. Bayramlaşmak güzeldir değil mi? Ama şimdi bazıları belki de geçmiş bayram mübarek olsun diyor. Bayramda yadırlar ne olacak? O geçmiş. Bak geçmiş. Hani geçmiş mübarek ve her şey gitmiş. Her şey zamanında ve yerinde haktır. Yani mesela ailede uyguladığım bir şey iş yerinde değil yani. Zaman ve zemin. Umumda değilse de aile için. Tabii aile için konu şey yapıyorum. Mesela hakimdir. Şefkatini mi sürecek yani? Yargılıyor. Aile de dedim yani. Aile de adalet değil. Merhamet, şefkat. Ve bir de hakim mesela adam öldürdü değil mi? Ta eşeleyecek geçmiş. Ama karı koca sıkıntılarında kesinlikle geçmişle hesaplaşma, gelecekle yüzleşme. Geçmişi kapat üzerine. Sen bana falan tarihte de öyle demiştin. Ha, şimdi bağ yapıyor celbeze. Falan yerde de tabii ben anlamamıştım, o lafı atmıştın ama şimdi anladım. Falan yerde de o hareketi yapmıştın. O hareketi ben değerlendirememiştim. Şimdi anlıyorum diye şu anda oturup geçmişi şimdi zamana getirip mahkeme etme. Üzerini kapat, o şey çürüsün. Eğer sen o çöplüğü eşeler dışarı çıkarsan hem geç çürür hem de kokar. Hiç kimseye de faydası yoktur. Ama hakim ne yapacak? Hissini karıştırmayacak. Adamın yargıya. Burada aileyi konuşuyoruz. Ezmek ya da ezilmekten iki taraf da zevk almaz, almamalı. Çünkü tartışmanın amacı ezmek veya üstün çıkmak değil, en doğru ve makul olanın ortaya konmasıdır. Çünkü iki ayrı bir alem bir araya gelmiş. Evlenmiş, fabrikayı idare etmekten zordur. Fabrikayı batarsa bedeli vardır ama aile batarsa bedeli toplumdur. Ya baksana. Bir sürü dengesi çocuklar çıkmış. Hangi fabrikanın imalathanesi? Böyle. Hep böyle bakın o sorunu çocuklarda. Ya boşanmış ailelerin çocuklarıdır. Ya da evde sorun olan, kavga ve gürültü bitmeyen ailelerin çocukları hep dışarıya kaçmak, dışarıda olmak ister. Çünkü evde rahat yoktur ona. Oysa aile sığınaktı, limandı. Bundandır ki baskı değil ikna, çatışma değil uzlaşma, saldırı değil kendini ifade etme üzerine oturtulmalı. Aile fertleri birbirlerine karşı hatayı
aile fertleri birbirine karşı hatayı büyütüp meziyeti küçülten dürbünler kullanmamalı. Dürbünler iki tanedir. Şey, iki yönü vardır. Bir bu ön tarafındaki büyükle bakarsan bu sobaya ne kadar uzak olur değil mi? Ne kadar uzak olur biliyor musunuz? Yakınla bakınca, dürbünün düz tarafına bakınca o mesafeyi ne kadar yakın ediyorsa tersiyle bakmak bunun zıttı kadar uzaklaştırılır. Onun için aile fertleri birbirine karşı hatayı büyütmeyecek, meziyeti de küçültmeyecek. Meziyeti, güzellikleri vurgulamak lazım. Aferin yavrum, bak aferin kızım. Bak bak benim kızımı gördün mü? Bak namaz kılıyor, bak abdest almış. Oysa sabahtan akşam hiçbirisini kılmamış. Senin gibisi, iki tanesini de yapmış. Senin gibisin. Kılmadın değil mi sen? Sabah kalkmadın. Bir gözünü tutsun yediğin ekmek. Öyle de kılmadın. Şuraya bak, diye beni kandıracak. Allah mı kandırıyorsun lan sen? Şuraya bak. Bak akşama karış kılma şimdi güya beni. Beni mi kandıracak? Kimi kandırıyorsun? Bir bu ve bu uslup. Bir de çok iyi biliyorsun. Evet kılmamış. Aferin kızım. Bak benim kızımı görüyor musun anne? Bak abdest alıyor. Annesi de tabii cahil. Aa baba sen hiçbirini kılma. Olsun. Bir tanesini kurtarıyor ya. Bak. Aferin şuna. Tebrik ederim. Bak babasına yakışıyor. Ne güzel de yakışıyor yavrum. Bak örtülmüş. Namaz. O çocuk ne yapar bundan sonra? Bak birinci uslukta namaza karşı bir nefret. Bir uzaklaşma. İkincisinde takdir gördüğü için gene takdir görmek arzusundan ona yakın. Affedersin köpek yahu. Polisin köpeği. Yaptığı işte hemen mükafatlandırıyorlar. Benim arkadaşım var polis de. O köpekleri terbiye eden polis. Her yaptığı iyiliğe bir bisküvit yaptığı hatayı vermiyor. Köpek bile o refleksle sırf o aldığı mükafat hareketi yapa yapa karakter yapılıyor. Ama ne yaptığını bilmiyor ama bisküvit de kutlanmış. Kardeş, bisküvit ver çocuğa ya. İltifat et. İltifat ilktir. Herkesin zaaf noktası var. İltifatı ona bağlarsın. Bak ben bir tanesini söyleyeyim. Devlet memuruna veya birisine kardeşim şu mikrofon. Olmaz canım bu işin olur mu ya? Olmaz kardeşim bu kanun düşüyor ya. Böyle şey olur mu ya? Olur mu ya? Tabii ya. Bunu utanmadan bunu nasıl teklif ediyorsun ya? Olur mu beyefendi yapana? 1 milyon varsın. Olur mu kardeşim? Bak Rüşet şey yapıyor ya. Tamam milyon şey yapsak. Ya kardeşim niye ısrarcı oluyorsun ya? Kardeşim memurluk ben de uzaklayayım. Şimdi 100 milyona şey yapsak. Ya kardeşim öyle ama yani bu biraz zor tabii ya biliyorsun yani biz de memuruz burada ya. Bak ilk tepkiye bak şimdi ne kadar yoksa. Herkesin mutlaka bağlanacağı bir ip miktarı vardır. Ya kardeşim 1 milyar yapalım. Yapalım yani biraz ağzınızı şey yapın da tek değilim ben yani. Burada tabii 1,5 olmaz tamam. İyi sen öyle kadar şey yap da. Daha önce, vay be bu olur mu ya? Demek ki herkesin bağlanacağı ip vardır. Şimdi çoğunuz diyorsun, yok canım bizde olmaz. Kardeş, 1 milyara o bağlıysa, sen 100 milyara bağlanırsın. 200 milyara, mutlaka bağlanacak. Ha bu konuda değilse, başka bir noktada olur. Başka bir şey. Ama hakikaten hiçbirisi yoksa bravo sana. Herkesin bir zaaf kapısı vardır. Bulmak lazım. Burayı buldum işte. Gir burada. En zaaf noktası peki insan hangileridir? Hucumat-ı sitte'de 6 tane zaaf noktası var. Ustadın o zaaf noktasını tespittir. En zirve nokta odur. En zaaf noktası. Hangileridir? Sayabilir miyiz? Makam. Makam düşkünlüğü, bucak. Para. Kadın. Şöhret. Mal. Makam şöhretti, menfi milliyetçilik, enaniyet, başka? Kadın. Evet. Başka? Var mı mektubat?
Genel tam da Allah nasip etti. Tam da orada başını alayım. Birisi Hubbuca makam Buca. İnsan en insanda en mühim ve esaslı bir hissi haf. Haf. Sakın ha, namaz kılma. Takip ediyorlar seni, atarlar. Haf. Korku. Korku. Tamam. Aç gözlülük, doymamak. Yuma. Dikkat edin. Yuma hastalığına düşen Allah bir bela vermiş. Doymuyor, ne kadar yarsa yılsın. Dört. Menfi milliyetçilik. Beş. Enaniyet. Enaniyettir. Altı. Tempelverlik. Tembellik. Fok balı, kof balı. Rahatına düşkün. Rahatına ne vasıta olacak? Paradır, binadır, işte köşktür, villadır. Tempelverlik. Tembellik. Ruhsal bir hastalıktır. Kastamonu'da ruhsal hastalıktır diyor. Atıfım var. Kastamonu layıkasında tembelliğin ruhsal hastalık olduğunu söylüyor. Tedavisi var mı abi? Var. Çalışmak. Gayret etmiyor. Şimdiki manzarayı ele almalı. Geçmişte yargılamayın birbirinizi. Çünkü çöpü toprağa gömersen çürür. Yüzeye çıkarırsan hem kokar hem de çürümesi geç olur. Kısacası insaflı ve sünnet-i seniye dairesinde edep ve saygı kantarı ile hareket etmeli. Kurallı ve ölçülü ailelerde sorun çözmek kolay. Ölçüleri olmayan ailelerde sorun çözmek çok zordur. Unutma, kokuyu kendine bulaştırmadan başkalarına veremeyeceğini unutma. Hazreti Ali'nin bir sözü şimdi hatırıma geldi. O zaman aklıma gelseydi yazardım. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım. Hazreti Ali'nin sözü. Dedi Allah. Kirli çamaşıra koku değil, sabun lazım. Yani koku sürerken kendine bulaşmadan kokuyu başkasına süremezsin. O zaman iyi bir ahlakı kendine bulaştır, başka tarafa da ver. Hep temelde onları değiştirmeye kalkma. Değiş. Sen değişeceksin. Olayları değiştiremiyorsan nazarını değiştir ki olay değişsin. İki türlü değişiklik var. Mesela şu sobayı niye kırmızı boyadılar? Nazarını değiştiresin diye. Oo, oysa soğuk değil. Yani olayı değiştiremiyorsan nazarını değiştir ki olay değişsin. Başkaları başarıyorsa sen de başarabilirsin. Mutlaka inan. Ya kendi hayatında eski bir çözümü modelle, bu problemi de çöz. Yeter ki bunu iste ve doğru dili, etkili kullan. Evde stresin belli miktarı da olması gereklidir. Çünkü stres, kavga insanı uyanık tutuyor. Stres, kabiliyetlerin gelişimi için gerçek bir fırsattır. Her işin stresi var. Mutluluğun ve başarının da stresi vardır. Deha Çile'nin arkadaşıdır diye bir yerden aldım. Bu cümle benim değil. Deha Çile'nin arkadaşıdır. Gene devam ediyorum ben. Stresi dengelemek ve yönetmek önemli. Sıkıntıya yol açan, nasıl ki vesvese, ilmin hocası değil mi? İlme itiyor seni. Hangi sahada vesvese yapıyorsan git onun ilmini öğren. Stres aslında içerisinde fırsatları barındırır. Ve yön belirler sana, yön. Sıkıntıya yol açan, insanı yıpratan stres, başı boşluktan, bir, nereden geliyor? Başı boşluktan, tembellikten, felaket odaklılıktan doğan strestir. Yani hep haberlere bakın. Ben bir televizyon kurarsam, bir gazete açarsam, inan dün akşam vallahi hayal ettim, bak inanın, bir gazete çıkartacağım. Maraş'ta falan fabrika olarak 2000 kişi istihdam sağlanmıştır. Çok güzel.
Mersin'de üzüm bilmem ne arıtma tesisleri kurulmuştur. Hiçbir tane kötü yazmayacağım. Felaket tellallığı yapmayacağım. Hep iyi anlatacağım. Neden anlatıyorsun? Şimdiki ceridelere bak, sineğin bacağı kırıldı. Falan adam falan yerden düştü. Kardeşim hiç mi iyiliğin? Bilerek yapılıyor. Stresin sebepleri bunlar arkadaşlar. Ha, bir abisle etkileniyoruz. Postatif kuyusun kapağını açık tutma ki koparma. Kapat. Çok reyting yavaşına sen abi o zaman. Bak stresi felaket odaklılıktan doğan strestir. Çaresi ne? Herkes dert üretiyor. Tamam. Anlayış, sabır, hoşgörü, tırnak içi, dinin dışındaki mevzularda hoşgörü. Öyle Allah'ın hoş görmediğine hoş görmeyeceksin. Abartmamak, kendini tanımak ve tanımlamak, haddini hududunu bilip karşı tarafa davranışını belirlemekten geçer stresin çaresi. Haddini hududunu bilmek, abartmamak, kendini tanımak ve tanımlamak, haddini hududunu bilmek, anlayış, sabır, hoşgörü ve dinin haramının dışındaki hoşgörü. Stresle ilgili varılan ortak nokta şuymuş. Bu da psikologların defterime yazmıştım. Bir not vardı o cümleyi. Stresinizi seviniz diye şöyle bir cümle düşmüşler. Hoşuma da gitti. Zamanı yönetebilmek için kendini yönetmen lazım. Üç taktiğe dikkat et. Bir plan yap. İki prensip sahibi ol. Üç taviz verme. Evden çıkarken bir kağıda o günkü en az 2-3 tane yapacakların olsun. Günün belirli saatlerinde o kağıdına bak. Kuralın ve planın neresindesin gör. Başarının sırrı karar verdikten sonra cesaretle eyleme geçer. Bazısı ben kararsızım diyor. İkide bir kararımı değiştiriyorum diyenler. İkide bir kararını değiştiriyorsan arkadaşlar karar değildir o. Düşünce boyutundaki imkanı arttır. Karar şudur. Yay düşün, ok, çektim, bıraktım. Geri gelir mi? İşte karar budur. Eğer bu atmadan önce yay gerginse böyle de yaparsın, böyle de yaparsın, böyle de yaparsın. Yönü değiştirebilirsin. Demek ki karar oktan çıkan yağ gibidir, eyleme geçmiştir, o karar odur. Ama ikide bir böyle bir böyle bir böyle bir karar değildir o. Düşünce hatalarını bazen düzeltmek, bazen takıntı, bozuk plak gibi takılmaktır. Ne yapacaksın öyle zamanlarda? İlmiyle amil olanlardan yardım alacaksın. Kendin aç denilmez, zor. Kararsızlıktan başa çıkmak için hemen şimdi karar ver. Birisinden destek al. Soracakların kişilerde meşveret et. Korkma, uygula. Meşveret benimle ettikten sonra kendi doğrularına destek için benimle meşveret etme. Ama benimle meşveret ettin diye ille yapma. Daha kararsızlık oluyorsan Rabbinden yardım iste. İstihare namazına yat. Bunu yapayım mı yapmayayım mı? Biliyor musunuz istihare namazı nasıl kılınıyor? Bilmeyenler belki vardır. Ya Rabbi niyet eyledim. Allah rızası için namaza. Ama Allah niyetini biliyor. Birinci rekatta Subhane Fatiha'dan sonra zamm-ı sure olarak ne okunuyor? Kafirun. Kul ya eyyuhel kafirun. O sure. İkinci rekatta Fatiha, zamm-ı sure olarak ne? İhlas. Sonra 138. sayfa mıydı? Ömer Nasip Emen'de namaz bahsine bakın. İstihare namazı altında o Arapça'da o var. Bilen onu okur, biliyor Arapça. Bilmeyen altına Latincesi çevrilmiş veya elini kaldır, dua et. O gece sana kırmızı ve siyah gösteriliyorsa yapma. Yeşil ve beyaz gösteriliyorsa, yeşil ve beyaz doğru gösteriliyorsa yaptır. Ya ama acaba yapma tam bitti. Rabbin
seninle renklerle konuşuyor. Allah seninle renklerle konuşuyor. Bırak artık ya. Bırak artık, kararsız bırak. Allah konuşuyor seninle. Bu sefer Allah'ı da sorgulama. Yani ya Rabbi sen beyaz gösterdin ama şimdi yeşillikler için adam yürüyor rüyasında. Beyaz papatyalar var. Ulan iki tane mi? Hem yeşil hem beyaz papatya. Ulan tamam kesin yap işte. Ey Allah'ım öyle dedin ama yapayım. O daha iyi oluyor da yani. Allah bulutun arkasına bağıracak hali değil. Peki meşvet, istihare namazın şartı ne? Yani ne zaman yapılır? Sihatlı, sağlıklı bir kafayla düşünmek. Düşünemedinse yakınlarınla meşvelet etmek. Bu işin erbabıyla, hani hocandır, efendim şefindir. Ve bu ise alakası yok. Bu hocalık değil ki. Bu fabrikaya, fabrika kurulu kurulacak. Bununla evleneyim, evlenmeyeyim. Şef ne anlar? Hoca ile ne alakası var? Yani ehliyle. Ehliyse tamam. Ha, tecrübesi varsa, ilk önce siyahlı bir kafayla, yakınlarınla meşveret etmek. O işle alakalı, oranın alakası kişilerle meşveret etmek. Sonra, eğer bu işle alakalı manevi etrafımızda insan varsa, yani ilmiyle amil, hem dünyevi ilmi, hem uhrevi ilmi, hem fıkıhı, hem hukuku, hem psikoloji bilenle meşveret et. Ondan sonra istihare o zaman yapıl. Ondan sonra. İstihare sondur. Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? Allah renklerle konuşuyor. Renk. Renk Allah'ın konuşmasıdır. Namazı yapmadan önce mi olur? Yattıktan sonra. Yattıktan sonra nasıl söyleyeceksin? Ha değil değil. Yatsı namazından sonra. Aferin. Başarının, oraya okuduk, korkma yap. Kararlı insanlarla oturup kalk, 5. madde. Kararlarını hislerine emanet etme. Akıl ve kalp süzgecinden geçir. Kalbinden %80-90 böyle yap gibi beklenti yapma. Kalbin hafif meyletse bile yetiyor. Ne kadar yeterli ve yetenekli ve zeki, eğitimli ve vesaire olursan ol, olumlu düşünme becerimiz yoksa hiçbir yere varamayız. Ben üniversiteyi bitirdim arkadaşlar. Falan yerde makam sahibiyim. Ne kadar yetenekli, yeterli, zeki, eğitimli vesaire olursan ol, olumlu düşünme becerimiz yoksa hiçbir yere varamayız. Vardığımız yerde sıkıntı yükleniriz. Sıkıntı yaparız. Kafanıza negatif düşüncelerin gelmesine fırsat vermeyiniz. Duygular sizi blok ettiği zaman, karmaşık bir duygulara sahip, bir böyle yap, bir böyle yapma, ya yapma, şöyle git, böyle bir falan, bir tuhaflık varsa, içine akıl mayasını atınız. Kendinizi, hislerinizi teslim etmeyiniz. İşin çilesini çekerek, çekirdekten yetişerek, başaranlar daha olumlu düşünürler. Olumsuz düşünce kişinin yetersizliğinin ispatıdır. Bardağın dolu tarafını görmek sadece kafayı değil, kalbi de doyurmak gerek. Tedbirsizler olumsuz düşünürler. Tedbirsiz insanlar var ya, tedbir al. Hep olumsuz düşünür. Mesela motorunu kapıya koydu şimdi. Çok da satılıyor, çalınıyor. Zinciri takmış. Takmış ama arkaya taktınsa kaldırır götürür. Ön tarafa götürür. İki tarafta kaldırdıysa arabaya koyar. Burada garaj var. Sen bu tedbiri almadın mı? Şimdi devamlı senin zihnin olumsuz düşünüyor. Acaba çalındı mı? Orada mı? Yani olmasın mı? Demek ki tedbirsizler hep olumsuz düşünmeye mahkumdurlar. Geldiler mi? Bir çıt oldu. Ne dersin? Bu kadar sıkıntı çekeceğine ders boyu koy içeriye. İletişim, samimi duygu ve düşünce alışverişidir. Niyetin arı olması, ruhsal farkındalık iletişimine tavan yaptır. Verilecek cevabı doğru seçmek, muhatabın psikolojisine girmek temel becerilerdir. Kalpten kalbe köprü kurmak demektir. Aksi halde yan yana olunur, belki ama
beraber olunamaz. Yani yan yana durur ama adam beraber değil. Yani karı koca olmak beraberliği değil, aynı şeyi sevmek, aynı şeye bakmaktır. İletişim bilgi değil, davranıştır. Yani iletişim böyle bir doğasal bir değil yani. Genetikten gelen değildir. Eğitim ve beceriyle kazanılır. İlim gibi. Tekrarlanmaz kelimelerin gücü %7, sesli kullanım şekli %38, beden dili %55'tir, insana tesir. Mesela elimi koydum buraya. Okuduğum mevzu böyle kafayı kaldırmadan okursam size %7 tesir eder. Sesimi manaya göre kullanırsam %38. Konuşurken manaya göre mimik ve el hareketleri beden dilidir. Bu da %55'tir. İnsan üzerindeki tesir. Onun için ders yaparken mutlaka 3 tane işitsel, görsel, dokusalları nazara alıp ders yapmak, onu anlatmıştım. Tenkit, aşağılanma, alay, despotluk, özgüven eksikliğini doğurur. Çocuğu tenkit ediyoruz. Devamlı yani kardeşim, tamam da demek başka bir şey. Bugün kardeş bana bir şey sordu. Çok hoşuma gitti. Dedi ki, telefon geldi. O da duyuyormuş. Dedi ki, abi geçmiş bana mübarek olsun, cumanız mübarek olsun dedi. Sonra izah etti. Abi tenkit değil midir dedi. Hoşuma gitti. Bak, Allah'ın şöyle bir kanunu var adet olan Kur'an'da. İlk önce peygamberi gönderir. Mucizeler gösterir. Fedakarlık yaptırır. Anlattırır. Her imkanı kullandıktan sonra red alırsa oraya musibet gönderir. Yani hep diyorsun da bunun serti yok mu? Allah bile tokat vuruyor. Deprem tokat değil mi? Afat değil mi? Depremler, sel baskınları, yere batmalar, taş yağması, hepsinin de yeri vardır. Peki sen niye hep bunları seçtin? Milletin öteki tarafı fazla tercih ettiği için ben bu tarafı tercih ettim de biraz dengeye geldik. Bu cümle ustadındır. Demiş ki ya sen çok farklı konuşuyorsun demiş. Hep böyle o tarafa sen çıkıyorsun. Çünkü de herkes oraya hücum ettiği için ben onları koruyorum şimdi dedi. Müsbete sevk ediyorum Jön Türkleri. Evet, o da var. Çünkü onaylamadığımı ifade etmem lazım ki öyle öğrensin. Allah iki türlü öğretir. Peygamberi göndererek, kitap göndererek öğretir. Bazen de çakarak. Yani çakarak öğretir. Geri kalan nesillere de o bilgi hep iyi işe yarar. O zaman şimdi bakın nasıl yarar? Abi geçmiş benim yeni olduğu için gündeme, başka gayem yok. Daha canlı misal olur o hatırıma geldiği için. Kardeş cuma mübarek olsun bugün cuma ya. Abi niçin öyle dedin dedi. Kardeşim o geçti. O geçti. Peki ne olması lazım? Bak hemen sordu. Ben 10 defa burada anlatsam tesir etmezdi veya unuturdu. Ha demek ki bayramdan çıktıktan sonra o beldenin en büyük dini şahsiyetlerini ziyaret edilir. Sonra kendi akraban büyükleri ziyaret edilir. Hastaları sonra onların hayırlı duaları alınır, elleri öpülür. Efendim kurbanını keser, kestikten sonra yemek yenir çoluk çocuğuna. Sonra mezarlıkları ziyaret edilir. Sonra seviyesine göre, yakın akrabalarına göre ziyaret edilir. Ne yapayım şimdi ben? Kaçıncı gün kardeş bu? Bayramın çoğunluğu. Ha bir dershaneye gideyim. Öyle davranırsan aynı öyle görürsün. Yani hürmet ederseniz hürmet alırsınız. Burası için demiyorum, evde de öyle. Değer verirseniz değer verilirsiniz. Kale alırsanız kale alınırsınız. Koşarsanız koşturulursunuz. Yani koşarlarsa. Sahip çıkarsan sahip çıkılırsın. Allah'ın adaletidir. Ne yapacağım? Onlar da derdin o. Kardeş şöyle yap. Ama başka bir
aynı seviyede bir kardeş olsa, hemen geliyorum kardeş. Şeydir, niçin şey yaptım? Yeri ve zamanında olan bazı tokatlar müsbet eğitimden daha güzel tesir ediyor. Bunu 10 defa anlatsak, bayram edebi adabı diye, anlamazdık. Ama öyle anlıyoruz. Sen mi akşam geldin, ne kadar mesela, o kadar değer veriyorsun demektir. İki gün mü öldün, o bu eylemdir. Kişinin işidir aynası, lafa bakmaz. Bu da eğitimimizin, şu dersimizin ters yöndeki çakışıdır. Devam edeyim. Duygusal ve zihinsel yetenekler kullanılıp geliştikçe gider. Aklı ve kalbi devamlı doyurmak gerekir. İmajın eğitimle sürekli beste, yani haleti rühyeni devamlı derslere kitap okuyarak beste ki o haletin korunsun. Problemi doğru tanımlamak, problem çözeceksin. Problemi doğru tanımlamak, fırsat olarak görmek, problemi fırsat görmek, sana unutma, yani otobanda trafik devaları gibidir. Şehir merkezine gider, falancaya çıkar, problemler sana yön bildiriyor. Yani farkındalık getiriyor. Monoton, standart bir gidişten seni alıkoyuyor. Çözüm için gerekli donanıma sahip olmak, şikayetçi ve tahammülsüz problemin kendisinden kaynaklanan problem çözümünden zorlanır. Problemin sorunu kim? Ben. Nasıl ben çözeceğim bu sorunumu? Sorunun kaynağı bensem. Ha, o zaman eğer güçlü bir yardım alırsam, hangi sahadaysa, matematikte mi sorunum var? Matematikçiden alacağız. Eğer içsel alemse öyle şeylere aldanmayın. Psikiyatristlere. Onlar hiç mi doğru? Doğru da. Fakat kenar köşeden çalıyorlar. Yani deneme yanılma ile uyguluyor. İsabet ettiğinin de semavi bir şeyi yok. En iyisi bu işte alakalı ulema-i İslam'ın hayata ait beyanatlarının. Çünkü onlar semavi destek almış. Çoğu Avrupa menşeli psikolojiler çok ilginçtir. Ben yaşamışım. İsim vermeyeceğim. Beykoz'da bir Amerikalı. 8 seneden beri burada efendim Osmanlı'nın eski o Süleymaniye kütüphanesini alıyor kitabını, CD'lerini. İngilizceye çeviriyor. İngiltere'de bir yayın evine satıyor. O da basıyor. Benim Türkler de kendi söyledi. Bunu dedi Türkler basmaz. Ben Türklere Türkiye'de hizmet ediyorum. Bana dedi ki bana yardım et. Nereden biliyordum da bu adamı, onun için söylüyorum. Bana yardım et. Senin Arapça işte bu Osmanlıca kelimeler güçtü. Bana yardım et diyor, çevireyim. Ama diyeceksin ki ben Amerika'ymışım. Değil dedi, sizin memlekete de hizmet ediyorum. Nasıl ediyorsun? Diğer sen diyor. Biz diyor İngilizceyi çevirirsek sizinkiler İngilizceyi Türkçe'ye çevirecekler diyor. Ondan duydum ve ağrıma gitti. Adam Beykoz'da kiralamış, daire bir kiralamış. 3 katlı binayı kiralamış adamlar. Habire çeviriyorlar, gönderiyorlar. Ondan sonra bizimki, oy bilmem ne adam bir. Benim dedi Amerika'daki ismi Amerika vatandaş. İsmi bu. Türkiye'de koymuş bir isim. Maalesef. Ha o güzel o cümleler var ya o kitap. İnanın bana hep bizden geçmiş onlar. Hep bizden geçmiş. Bazı rastlarsın. Allah Allah, bu gavur kitaplarda da var. Var tabii. Almış adam. Bunlar çoğusu Osmanlıca'dan fotokopi çekilmiş. Ecdadın son zamanlarında. Hele Osmanlı stresi nasıl çözerdi, hatırladınız mı? Stresi Osmanlı nasıl çözerdi? Nereye yazdım? Osmanlı stresi nasıl çözer? Bak çevirmiş. Dersiniz ki Allah Allah ya bu... Ha şurada. Gavur kitaplarında rastlarsınız. Bak Osmanlıca. Bilmem ne efendinin kitabından aldım. Osmanlı'nın hayatın streslerini üzerlerinden takmak için sığındıkları 5
Esas varmış, 5 tane esas. Osmanlı, bilmem ne efendinin kitabı var şimdi. 1. Osmanlı stresi nasıl çözermiş? 5. Adam bunu sulandırmış, kitap yazmış. Ben özünü bak, Osmanlıca'yı çevirdik. 1. El-Rizku alallah, başkasının önüne eğilme. Rızkı Allah veriyor. İnandırmış ve inanmış, doğru, inancımız var. El-Rizku alallah devlet değil. 2. Tevekkeltu alallah, evellemiş hadiseleri Allah ile yorumlamayı öğrenmiş. 3. Ya nasip, ya nasip, canını sıkma, eğer nasipse gelir. Hasibüke, yusibüke, tahtel civar veya tahtel bihar. Nasibin varsa mutlaka gelir. 5. Bu dar geçer yahu. Unutma, zenginlik de, fakirlik de, hastalık da, sağlık da, sıkıntı da, mutluluk da, başarı da, başarısızlık da, hepsi geçicidir. Hatta hayat geçicidir. Baki olan tek Allah'tır. El baki huvel baki. Gördün? Osmanlı ecdat. Kadınlara da bir müjde yazmış altına. Onu da yazdım, çok hoşuma gitti. Kadınlara müjde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir kadın, bir, 5 vakit namazını kılarsa, 2, Ramazan orucunu tutarsa, 3, müjdeymiş, Allah Resulü öyle diyor, kadınlara müjde diye. 3, namusunu korursa, 4, kocasına itaat ederse, cennetin kapılarından hangisinden isterse oradan girsin denilir. Yok. Namaz, oruç. 5 vakit namaz, oruç, namus, kocasına itaat et. İtaat et, rahat et. Bir kızın feryadı. Bunu da bir abi yazdı, bir vakıf. Bana göndermiş, ben de buraya koydum. Ne aldım sen, kimden aldımsa yazıyorum hiç. Bir abinin ismini vermeyeceğim, bir abiye çok ona gülüyorum. Bir kızın feryadı, dile getirmiş kızları. Anam da babam da dediler ki, oku kızım, ayaklarının üzerine durasın. Okudum. Çalış dediler, ayaklarının üzerine durasın. Şimdi çalışıyorum, ayaklarımın üzerindeyim. Fakat kalbim ayaklarımın altında eziliyor. Ve ayaklar altında eziliyorum. Benim erkeklerle yarışmam mümkün mü? Yarışınca eziliyorum. Ben yuvamı istiyorum. Diye feveran etmiş kız. Kendim yazdım bunu. Birisine ders yaparken yapmadı. Öyle bir ders, böyle akıcılığı seç ki bir şey anlatmak değil, ona dinin ciddi ihtiyaç olduğunu hissettir. Namazı kendisi kılar. Din ciddi ihtiyaçtır. Hissettirebilirse, bir insan inanırsa din ihtiyaçtır, su hava gibi, o zaman gerini yap. Öyle ders yap ki dini hissettir ona, ihtiyaçtır. Biz okuyayım. Ne, bir saat oldu mu? 5 dakika var. Bizi bir okuyalım. Atladım. Biz o kadar zavallıyız ki, bunu da yanarak yazdım Cevdet. Kızma bana. Biz o kadar zavallıyız ki uyumlu olarak seyahata bile gidemiyoruz da bunlarla ahirete nasıl gideceğiz? Eyvah. Uyumlu olarak bir seyahat yapamıyoruz da ille kavga çıkıyor da ahiret seyahatini nasıl yapacağız? Bir problem olduğunda aklımıza ilk kim geliyor? 2. Kiminle konuşmaya, dertleşmeye istek duyuyoruz problemde? Neden o? Başkası değil. Bu kişiyi iyi bir dinleyici yapan hangi özellikleridir? Seni dinliyorsa, hangi iyi bir dinleyici? İyi bir dinleyici olursanız, iyi dinletici olursunuz. Ya da tam tersini düşünelim. Sıkıntımız olduğunda kesinlikle anlatmaya aklımızdan bile geçirmediğimiz kişiler neden anlamazlar? Bizi anlamadıklarını nasıl anlıyoruz?
düzeltmek zorunda kalsan dahi insanları eleştirme. Unutma, her durumda en iyi görebilmeyi sağlayan pozitiflik, devamlı ilerlemeyi getiren öğrenmeyi, kendini ve karşındakini önemsemek, zamanı ve münasebetini iyi değerlendirmeyi, yaptığın işten zevk almayı, işini iyi yapmayı, işinden gurur duy ve işimin önemli olduğuna inanmayı, yerinde övgü ve takdiri, evde veya iş yerindekilerle uyumlu çalışmayı, onların açık kapısını bularak içeriye girmeyi, evde sıkıntıya içeriye girmeyi sakın unutma. Evde sıkıntıya sebep verenleri öncelikle kaldırmayı. Yani huzur, bir iyilik getirmekten hariç Kastamonu'da defi mefasit cebbi nefaya raciktir. Yani bir güzellik getirmek değil de kötülüğün sebebini bulmak. Onu kaldırdığın zaman zaten iyilik tepesine binecektir. Allah gözükür mü? Gözükmez diye iddia edene Allah kendisini göstermez. Bu da telefonda böyle diretti. Kitap ismini söylüyorum. Fıkıh Ekber'de İtikat kitabımız. 300 gün orada Allah rüyada gözükür. Allah Resulü ben Allah'ı gördüm diyor. Neyse. Böyle 14 yaşındaki bir şey gibi diyor. Delikanlısına vesaire. O ne demektir izah ediliyor. Baktım diretiyor. Peki kardeşim dedim. Ve o zaman kapatınca şöyle yazdım. Allah gözükür mü? Gözükmez diye deyip diretene tabii ki Allah kendisini göstermez. Ben Allah'ı görenlerden biliyorum. Hala dünyada yaşıyor. Elbette ki vahidiyetiyle değil, ehadiyetiyle. Bu akşam da bu kadar olsun. Hiç yanlışlık yapmayan biri hiçbir iş yapmamış demektir. Aleyhisselatü vesselamın sözüyle bitiriyorum. Bir kimsenin için yaratılmışsa o şey ona kolaylaştırılmıştır. Oh! Hangi iş sana kolay geliyor? Bak, Allah Resulü diyor ki, vallahi tam bir pedagog ya. Allah Resulü Hazreti Muhammed diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kimse niçin yaratılmışsa o şey ona kolaylaştırılmıştır. Bunu diyecek çok zevk aldım. Bu işler de hoşuma gidiyor. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Hadis-i kutsi. Başka bir hadis-i kutsi. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka bir hadis-i kutsi. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. En önemlisi de neydi? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Bir de dünyaya küstürür. Ha, Allah bir kulunu severse dünyayı ona küstürür. Allah bir kulunu severse ne diyordu? Allah Resulü diyor. Allah bir kulunu severse hayırlı işlerle meşgul eder. Allah Allah. Çok doğru. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Selam gönder. El Fatiha ve selam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.